annelerimiz bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdan. Yaşanmış gerçek bir hikaye aktaracağım. Eşi ölmüş, çocuğunu türlü meşakkatlerle büyütmüş bir annenin sonunda bir gelin oluyor. Peki ondan sonra neler oluyor? Lütfen dikkatle dinleyelim ve ibret alınması için paylaşmayı, Can Demiryal kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Henüz çok gençken kocasını kaybetmiş, ondan kalan tek oğlunu yetiştirmek için dişini tırnağına takarak çalışmıştı. Onu kimseye muhtaç etmeden okutabilmek de arzusu. Bu hayallerle geçirdi günlerini. Gençti, güzeldi. Ama geri çevirmişti evlenme tekliflerini. Oğlunu yaban ellere vermek istemiyordu. Başkalarına çamaşır yıkadı, temizlik yaptı. Oğlunu hiçbir şeye muhtaç etmedi. Oğlu okuyacaktı. Mesleğini eline alınca artık kalan ömrünü yavrusunun yanında geçirecekti. Bu hayallerle geçti yıllar. Bu hayallerle bitti yıllar. Nihayet oğlu hukuk okudu ve hakimlik görevine başladı. Anne sevincinden yere göğe sığmıyordu. Sıra oğluna layık bir kız bulmaya geldi. Bunu da bulunca artık gözler arkada kalmayacaktı. Tam istediği gibi bir kız buldu. Dışını görüyor, içinden haberi yoktu. Seviyordu gelinini. Öz evladı gibi seviyordu. Bir an önce düğün olsun istiyordu. Sanki kendi evlenecekti. Bir an önce taşınmak istiyordu yeni evlerine. Artık bir köşeye oturup torunlarını sevecek, geçmiş onun için tatlı bir hatıra olacaktı. Nikah gününe bir ay kalmıştı. Damat gelini alarak yeni evlerine yerleşecek, eşyaların yerlerini ayarlayıp ölçülerini alacaklardı. Bütün eşyaların yerleri ayarlanmış, tek tek güzel bir görüntü kazandırılmıştı. Bu sırada gelin kız nişanlısına dönerek, "Cihan, böyle güzel oldu ama şu çöp tenekesini nereye koyacağız?" Şaşırdı genç adam. Hayret dolu sesle, "Koskoca evde bir çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun? Tezgahın altına koy." "Yok yok, hiç olur mu? Balkona koyarsın. Oraya da hiç uymaz. Yahu çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun?" "Onu demiyorum canım. Anneni diyorum, anneni." Genç kızın ağzından çıkan cümleler genç adamın kalbine işlemiş, bir anda beynini döndürmüştü. Varlığında baş tacı olan annesi, kendisi için el kapılarında çalışan annesi, demek bir çöp tenekesi yerine koyuluyordu. Demek annesi çöp tenekesiydi. O çilekar, o vefakar kadını canı gibi sevdiği annesini koyacak yer bulamıyordu hayat arkadaşı olan kız da. Anasına çöp tenekesi diyordu bir de. Tek kelime konuşmadı. Eve dönünce de bir şeyden bahsetmedi. Zavallı anne, gelinin kendisi hakkında düşündüklerinden habersiz bir şekilde nasıl olduğunu soruyordu durmadan ve onu övüyordu. Acı acı güldü bu durum karşısında genç oğlan. Ve nihayet nikah günü gelmişti. Bütün hazırlıklar bitmiş, arabalar dairenin yolunu mekan tutmuşlardı. Salon ağzına kadar doluydu. Dışarıya taşan davetli kulesinde heyecan kol geziyordu. Yeni evlileri görebilmek için ve memur gelince sordu. "Kızım, Ahmetoğlu Cihan'ı zevceliğe kabul ediyor musun?" "Evet." "Peki oğlum sen Zeynep kızı Zeliha'yı zevceliğe kabul ediyor musun?" "Hayır, etmiyorum." Salonu ayağa kaldırdı bu ses. Gözlerinde hayret ifadesiyle herkes şok geçirmiş gibi erkeğe, Cihan'a bakıyorlardı. Memur şaşırmıştı. "Peki şimdiye kadar neredeydin?" "Efendim, benim babam beni küçük yaşlarda bırakıp vefat etti. Annem dışarılarda çalışarak gençliğini bana harcadı. Çalıştı ve çabaladı. Giymedi giydirdi, yemedi yedirdi. Beni büyüttü, okutup adam etti. Annem benim yanımda oturacak. Rahat edeceği zaman
Bu gördüğünüz gelin hanım annemi bir çöp tenekesi yerine koyarak evde onu koyacak yer bulamıyor. Annemi bir çöp tenekesi olarak görüyor ve istemiyor. Benim annemi istemeyen, ona o şekilde muamele yapan kadını ben de istemiyorum. Varsa annesine çöp tenekesi dedirtecek, buyursun gelini alsın. Yerinden kalkarak annesini aldı, hayret ve gözyaşları içerisinde salondan ayrılmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra gelin kız evine dönmüş ve aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala evlenememişti. Evet, bir evlat için anne hakkı gerçekten ödenmez. Annenin çocuğu üzerindeki hakları çoktur ve büyüktür. Bunları saymak mümkün değil. Onu sevmek, gönülden ona saygılı olmak gerekir. Çünkü insanlar arasında iyiliğe en layık varlıklar annelerimizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz'e bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, iyilik yapmama en layık olan kişi kimdir?" Resulullah, "Annen" diye cevap verdi. Adam "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah Efendimiz "Yine annen" dedi. Tekrar sordu, "Yine annen" dedi. Adam tekrar sorduğunda bu sefer "Baban" dedi. Yani dördüncü defasında "Baban" dedi. "Anne karnını senin için yuva yapmıştır. Yine seni türlü meşakkatlerle büyütmüştür. Onun sevgisi tartışmasız gerekli bir husustur. Fıtrat da zaten bunu gerektirmektedir. Şüphesiz çocukların annelerini sevmeleri, annelerin de çocukları sevmeleri, Allah'ın hayvanları üzerine yarattığı fıtrat gereğidir. İnsanlar hayvanlardan çok daha evladırlar. Çocuk küçükken anne onun için uykusuz kalmıştır. Yani hepimiz çocukluk evresini yaşadık. Annelerimiz bizler için uykusuz kaldılar. Bizim için türlü eziyetlere katlandılar. Rabbimiz şöyle buyuruyor, bir insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşıması ise sütten kesilmesi 30 ay sürer. Evet, anneye iyilik, cihatla çakıştığı zaman bile anneye öncelik verilmektedir. Nitekim Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz'e bir adam geliyor, cihat için izin istiyor. Peygamber Efendimiz ona "Annen baban hayattalar mı?" diye soruyor. Adam "Evet hayattalar" deyince de Resulullah Efendimiz diyor ki "O zaman onlar için cihat et, yani onlara hizmet et" buyuruyorlar. Evet, annelerimiz bizim baş tacımız. Ne kadar annelerimize karşı saygılı olmamız gerekiyorsa gelinler de ya da kocaları da aynı şekilde karşı tarafın anne ve babasına saygılı olmak zorundadır. Onlar bizim artık annelerimiz oluyor. Nasıl ki biz annelerimize, babalarımıza saygı gösterilmesini bekler ve istersek, aynı şekilde bizler de eşlerimizin ailesine karşı aynı saygıyı, aynı hürmeti, aynı sevgiyi göstermek zorundayız. Aileleri birbirine bağlayan çeşitli etkenler vardır. Bunları koparmamak gerekir. Hele hele eşimizin anne ve babasını evde istememek, onlarla iletişim kurmak istememek otomatikman eşimizin bize karşı cephe almasını sağlar. Bunu asla unutmamak gerekir. Bir ailede huzur ve mutluluk istiyorsak kesinlikle eşimizin ailesine karşı da saygıda kusur etmemek gerekir. Onlar da bizim annelerimiz, babalarımız. Huzurlu ve mutlu bir aile yaşamı için bunlar çok önemli kriterler. Lütfen başkalarının da ibret alması için bu hikayemizi paylaşmayı ve Can Demiryel kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.